Değerli seyirciler, Rize'de Çaykur Rizespor Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 27. haftasında pazar akşamının en önemli mücadelesiydi. Ama elbette 2-0'lık skor Çaykur Rizespor adına ligde kalabilme umutlarını yeşerten Çaykur Rizespor adına çok önemli. Fakat Galatasaray şampiyonluk yolunda 3 altın puan kaybederken başta Muslera olmak üzere Andone'yi de 2 önemli sakat vererek kaybetti ve Adem'de kırmızı kart gördü. Tam bir kabus akşamı desek yeridir. Muslera'nın ayağında iki ayrı bölgeden kırık var. Ee, çok acı bir e, olay yaşadı Galatasaray. Muslera'ya geçmiş olsun diyelim, Andone'ye geçmiş olsun diyelim. Andone'nin durumuyla ilgili bilgilerde de kısa süre sonra hastaneden elde edeceğiz. Muslera'yı da arkadaşlarımız takip ediyor. Galatasaray takım otobüsünü de bütün görüntüleri, gelişmeleri, röportajları sizlere İlerleyen bölümde takım oyunu e, akışı içinde iletmeye çalışacağız. Evet, eee Çaykur Rizespor 42. dakikada Milan Şo'da ve 53. dakikada Tunay Toru'nun kaydettiği gollerle Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek altın değerinde 3 puan kazandı. Sevgili izleyenler, günün diğer maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile Ankara Gücü, Mek Ankara Gücü 1-1 Berabere kaldılar Yine Saat 18.30'daki maçta ise Gençler Birliği İttifak Holding Konya Sporu 2-1 mağlup etmişti Onu da hatırlatalım Galatasaray'ın karşılaşmaya çıktığı Kadro ekranlara şöyle bir hemen gelsin Hafızalarımızı tazeleyelim Galatasaray İşte şu anda da Ekrana yansıyor Muslera ile başladı kaleye Ardından 15. dakikada Okan Koçuk Muslera'nın yerini aldı Donk ve Ahmet Çalık iki stoperdi. E, sonrasında da bir oyun içinde değişiklikler oldu. E, Fatih Hoca'nın özellikle ikinci yarıda hamleleri geldi. Fakat o hamleler Çaykur Rizespor karşısında puan ya da puanlar çıkartmaya yetmedi değerli izleyenler. E, şimdi hemen e, sevgili Eren Turan'a bağlanacağız. E, Ünal Karaman'ın e, şu geçen dönemde 3 aylık süreçte Çaykur Rizespor'u iyi hazırladık diyordu Ünal Hoca ve 2 golle 2 golle Skoda ve Tunay'ın golleriyle net bir galibiyet aldı. Eee Çaykur Rizespor detaylandıracağız. Her şeyi konuşacağız. Ama tabii başta Galatasaray'ın Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığı olmak üzere 15. dakikadan sonra ciddi bir moral anlamında da çöküntü olduğunu, konsantrasyon eksikliği olduğunu da Vurgulamak lazım. Erman Hoca gerçi devre arasındaki programda Galatasaray zaten kötü başlamıştı dedi ama az sonra detaylandıracağız. Burada e, Levent Düzemen, Rea Kapsal ve Erman Toroğlu ile birlikte. Yukarıda haber merkezinde Evren Turan var. E, evren'in ilk e, yorumunu alayım. Bir futbolcu olarak e, bu sakatlıklarla ilgili. Bilemiyorum şimdi hafızamı... E, Şöyle bir zorluyorum ama Evren geçirmiş miydi buna benzer bir sakatlık? Şöyle genel olarak maçı bir değerlendirelim. Bir üzerinden geçelim sevgili Evren. Bir kez daha Galatasaray camiasına geçmiş olsun diyerek. Evet. İyi akşamlar Ender abi. Gerçekten bu akşam e, Mustar'ın sakatlığı tabii ki maçın önüne de biraz geçti. Bayağı bir geçti. E, çünkü Mustar hem Türk futbolu adına yabancı oyuncu olarak hem de Galatasaray adına çok önemli bir oyuncu. Benim de çok sevdiğim bir oyuncu. E, futbolda bunlar var. Evet var. Andone de sakatlandı. Onun da ön çapraz bağlarında sağ tarafta bir yırtık varmış. O da bence sezonu kapadı. Galatasaray bu sakatlıklardan bu sene çok çekti. Ayak kırılmaları, bağ kopmaları, hastalıklar. Yani bütün felaketleri aslında Galatasaray takımı yaşadı. Ama ona rağmen ikinci liraya müthiş girmişti. Ama yine bu pandemiden sonraki ilk maçta hem takım olarak Galatasaray'ı hiç mental olarak hazır görmedim. Hem fizik olarak hazır görmedim. Ve... Takım sahada yoktu. Yani bedenler oradaydı ama ruhları yoktu. E, sanki ayakları bağlanmış, oyuncular bağlanmış gibiydi. Yani normal bir durum yoktu. Evet her takım kötü oynayabilir. Ama bir tane iyi oyuncu sayamıyorsun Galatasaray'da. Çünkü iyi bıraktığın bir takım bu kadar kötü bir duruma gelemez. Yani bendeki şaşkınlık o. E, normalde pozisyon var gibi gözüküyor Galatasaray'da ama hiçbir şey yok. E, yani net bir pozisyonu yok. E, baktığında Rize Spor takımı kötü bir takım değil. Onlar da kendine göre iyi mücadele ettiler. Ama Galatasaray iyi olduğu zaman... Saray mücadele ettiği zaman e, kesinlikle bu maçı kazanırdı. O öndeki baskıyı göremedik, o iştah arzuyu göremedik. Tabii ki fizik olarak bütün takımlarımızdan çok şey beklemiyoruz yani iyi olarak 90 dakika içerisinde ama bir yarım saat, bir 45 dakika bile o baskıyı göremedik. E, i̇lk yarıda e, Saragüenin tarafından çok geldi Rize Spor. Özellikle Ahmet Çalık onun kademesine girmede çok zorlandı. Saragüe orada çok açık verdi, çok arkaya oyuncu kaçırdı. Defansla orta sahası çok kopuktu. Yani futbol adına ee, sağda yani hiç takım oyunu olarak bir görüntü yoktu. Ee, yani Galatasaray böyle bir takım değil. Yani bunun sebebini kesinlikle Fatih Hoca biliyordur. Ama normal olmayan her durum bu akşam oldu. Ee, kırmızı kartı oldu, sakatlık oldu. Yani Galatasaray adına çok kötü bir geceydi. Ee, tabii ki şampiyonluk yolunda şimdi 6 puanlık bir fark oldu. Yani bu buradan Galatasaray adına bu çok büyük bir darbe yani bu mağlubiyet. Tabii ki hala şansı var ama bundan sonra takım psikolojik anlamda nasıl düzelir? Yani Mustar'ı bu takımın kaptanı bir anda şu an bütün oyuncular üzgün. Fahat Hoca üzgün. Başkan, yöneticiler yani onun dönüşü bu takımı tabii ki etkileyecek. Yani maçın başından sonuna kadar tamam Galatasaray baskılı gibi gözüktü ama aynı o ilk yarıdaki hatırladığımız maçlar gibi. Top Galatasaray'da çok fazla var ama üretkenlik yok. Net pozisyon yok. Yani tekrar Galatasaray başa dönmüş gördüm. Daha da kötüye dönmüş. Bu kısa sürede bunu nasıl atlatırlar bilmiyorum ama şu an şampiyonluk şansı biraz daha azaldı olabilir. Yani çünkü ben Mustara bu takımda olmayınca çok Mustara çok maç kurtardı bu takıma. Tamam Okan da çok iyi kaleci ama geride bir Mustara'nın olması çok çok daha ayrı. Artı Donk sarı kart gördü. o da haftaya yok. Zaten geride sıkıntılarım vardı. Artı hakem de bence kötüydü. Rize Spor takım bugün çok sert oynadı. Çoğu şeyde göz yumdu. Yani bazı sert hareketleri de göz yumdu. Bir de Galatasaray'ın penaltısını vermedi. Bence o da Bugün Gür'ün değildi. değildi ama Galatasaray kötü olunca e, Galatasaray istemezse e, sen tabii ki ona göre de e, sana da kimse yardımcı olmaz. Yani Galatasaray ilk önce kendi oynayacak, kendi kazanacak. E, bugün kaybetmeyi de hak ettiler. E, Rizli da tebrik ederim tabii ki. Sevgili Evren teşekkür ediyorum ben ve teşekkür haber merkezinden ederim. dönüyoruz hemen stüdyoya. Levent Reya kapsal yerlerini aldı az sonra Erman Toroğlu da aramıza katılacak. Ve Evren'in de vurguladığı gibi hakemi de değerlendireceğiz Yaşar Kemal Uğurlu'yu. Bir penaltı beklentisi var o konuyu da değerlendireceğiz. O sakatlık pozisyonundan önce, Muslera'nın sakatlığından önce e, ki offside pozisyonu, oyunun devam etmesi o konuyu da bir anlatacak Erman Hoca. E, bizim de elbette bir fikrimiz var o konuyla ilgili ama ehlinden konuyu dinlemek lazım. Bunların hepsini programın akışı içinde konuşacağız ama önce dönelim e, Levent Tüzemen'e. Levent abi Evren dedi ki bu dönemi bu arayı iyi değerlendirememiş Galatasaray. Ben bıraktığım yerin çok aşağısında bulduğum Galatasarayı. Ama yani maça iyi başlamamıştı Galatasaray. Sonrasında sakatlık şüphesiz ki çok ciddi şekilde moralini bozmuştur sarı kırmızılı futbolcuların. Muslera'nın iki yerde ayağında kırık var. İşte Andone Zaten uzun bir sakatlık dönemi geçirmişti. Çaprazlarının koptuğu yönünde bir ilk bilgi var ama... E, ...onu biraz daha detaylandırıp, netleştirip öyle e, iletelim. Yanlış bir bilgi de vermek istemeyiz. E, Adem kırmızı kart gördü. Dong cezalı duruma düştü. E, hani tırnak içinde, deyim yerinde ise kabus gibi bir gece yaşadı Galatasaray. Doğru, kabus gibi bir gece yaşadı ama... E ikinci yarıya bu 8 haftalık periyoda iyi başlayan şampiyonluk duygusunun içinde yaşayan bir kişi vardı Mustera. İki tane pozisyon kurtardı. Birinde de sakatlandı biliyorsun ya. golü kurtarınca. Ya yani sakatla Can Siperani, evet. Levent Ama abi. ben şunu söyleyeceğim. Bir futbolcuyu herkes gördü. Moral evet. niye bozulsun? Tam tersine çok daha iyi oynarım. iki kişilik koşarım. Galibiyeti de Mustera'ya hediye ederim. Ondan tamam. daha işte oyunu da var. Bu. Doğru. Ben bu açıdan bakıyorum. Yoksa ben Galatasaray futbolcuların ikinci yere başlangıç oyunlarının yanından bile geçmediklerini görüyorum. Onlara yarın not verirken 10 verdim Mustara'ya. Diğerlerine donka verdim biraz iyi mücadele etti. Hepsi 3 4 2. Yani Galatasaraylı oyuncular bu işi sanki angarya görmüşler. Bir an evvel 8 haftalık süreç bitsin. Biz de önümüze bakalım diyorlar. Bu kadar mücadeleden kaçan Rakip tabii sert oynayacak. Yani sen de sert oyna ikili mücadelede. Şimdi hakem konularını mutlaka tartışacağız. Konuşacağız, burada. tartışacağız. Yani buradan da tebrik ederim tabii. Futbol Federasyonu içerisinde güçlü insimler oldukları için kimin nereye hangi hakemin atacağını iyi biliyorlar tabii yani. Yaşar Kemal Uğurlu. Uğurlu mu artık başka mı bilmiyorum. Galatasaray'ın şeyi oldu yani. Bordrolu hakemi olmuş duruma geldi böyle kritik maçlarda yaşar Kemal Uğurlu var. Evet Galatasaray çok kötü oynadı. Futbolcular rezildi. Siz Fizik hakem sonucu etki etti mi? E, e, tabii canım Levent. yani o kadar net yakınları pozisyonları takip eden o penaltıyı takibinde gören tartışılacak bir penaltı ama verdi verse de verse bir şey demem. E peki orada Andone'ye yapılan pozisyon ne? Falko'ya yapılan pozisyon ne? Elle kesilen pozisyonlar ne? İkili mücadelelerdeki orta sahada faulleri çalıp kırtık bölgelerde çalmamak hakem kurnazlığıdır. Ben bu Yaşar Kemal Uğurlu çok eski biliyorum. Ta Mersin'deki maçtan biliyorum. Galatasaray Mersin maçından beri biliyorum. Hiç kusura bakmasın. Yani dolayısıyla kimin yetişirdiği hakem olarak da biliyorum. Piyasaya neden sürüldüğünü de biliyorum. Ama bu kadar genç hakemleri her maça atarken Rize'ye Yaşar Kemal Uğurlu mu atanır? Başkaları da atanır. Ama İş bitirirken federasyon şöyle rahatladı. Zaten Galatasaray rezil oynadı. Galatasaray kaybetti. Bana göre en büyük şey kalesini kaybetti. %50 güç olarak kaybettiği için sevgili Ender. Şampiyonluk yarışını kapattı. Ben bu saatten sonra Galatasaray'ın Avrupa Kupalarına bile katılacağını düşünmüyorum. O da yani. derece Evet aynı şekilde. Yani devam etmez bu oyuncularla. Bunların hepsi zihinsel olarak tükenmişler. Resmen bu pandemi döneminde e, yani biz... Bu sekiz hafta hazırlığın e, havasına girmemişler. İşte oyuncuların yapısı ortada. Mücadeleden kaçıyorlar. Mesela aynı şekilde bir eleştiri kusura bakmasın Fatih Hoca'ya var. Ya bu sarraççı. oyunun birinci bölgesinde penaltıda sarraççı var. Kalecinin sakatlanmadan evvelki atağında e, Sarraç'ı var. İkinci golde yine Sarraç'ı var. Bir tane olumlu iş yapmayan baya, Sarraç'ı var. Bayağı kötü. Beş oyuncu değiştirilme şansının olduğu bir yerde bence ikinci yerde oyundan çıkması gerekir adam önce sarraççı ya. Yani Lines gibi bir adam var. Sana geçen sene Rize'de de iyi oynamış. Ee, sol bekte de çok başarılı maçlar oynamış. En kötü ihtimalle sağ içe oyuncu değiştiriyorsan Ömer'i oraya çekebilirsin. Sarraço ön tarafa rakibe baskı yapsın diye kullanırsın. Bu hamleleri yapmamış. Bence e, Galatasaraylı oyuncular zaten e, sanki korkarak gelmişler buraya. Yani onlar bu pandemi olayını kafalarından maalesef söküp atamamışlar. Galatasaray bu yarışta Havlu attı. Şampiyonluk yarışında artık e, rakiplerini yakalama şansı yok. Kabul edelim ki ben Başakşehir'le Galatasaray'a yarış geçer diye tahmin etmiştim ama Galatasaray oyuncuların ikinci yarıdaki performansların yanına bile ulaşamayacaklarını hiç hayal bile etmemiştim. O hayali gerçekleştirdiler. Dolayısıyla e, bu saatten sonra Galatasaray'a kalan maçlar formalite icabı için oynayacaktır. Buna net olarak söylüyorum. Peki, bu e... Rea Kapsal hemen size döneyim. E, hakemle ilgili Levent Tüzemen'in e, Erman abi e, sert şekilde eleştirileri oldu. Onu size pozisyonları detaylandırırken e, daha e, detaya gireriz, daha fazla konuşuruz ama ilk etapta soracağım. Fakat Rea Hocam e, hem Evren Turan hem Levent Tüzemen e, Galatasaray'ın oyununu, hani tamam sakatlıkları bir kenara koyuyoruz fakat Galatasaray'ın oyununu da ciddi şekilde eleştirdiler. Siz Galatasaray'ı e, ilk e, intiba nasıl gördünüz? Nerelerde hatalar vardı? Neleri yanlış yaptı da bu skor çıktı ortaya? Tabii Galatasaray'a oyunu kuran kim? Bu oyunu kuran Fatih Terim. Yani esas yok. şimdi oradan da başlamak gerekiyor. Pandemi süreci oyuncular net bir şekilde istenilen düzeyde dönmediğini gördük Galatasaray'la oyuncuların. Yani bir mağlubiyete sağ içine tepki vermeyen, kabullenmiş, istek yok, coşku yok bir takım vardı bir kere. Mücadele eden yoksun. Bir takım mağlup olabilir Ender. Bak. Ama onu da hak etmek gerekir. Galatasaraylı oyuncular bugün yaptığı mücadeleyle mağlubiyeti de hak edecek bir görüntü vermediler. İki, Fatih Terim de hem sahaya çıkardığı ilk 11 hem de sonradan yaptığı sağ içindeki oyuncu hamleleri ve dizilişler doğru değildi. Yani pandemi süreci yalnız oyuncuların işte sağ içindeki ruhsuzluğu değil Fatih Terim'in de formsuzluğuyla döndü Galatasaray takımı. Şimdi en temelini sana söyleyeyim mi? Maçı nereden, hangi bölgeden kazandı Rize Spor? Sarıçın. Bak şimdi doğru Levent abi. Sarıhaç'ın önünde kim oynuyor? Onyekuru. Kuru. Rize Spor'da sağ kenarda kim oynuyor Sabek? He? Dinamo Kiev'den geçen sene bu sene de bonservisini aldıkları Morunçuk. Önünde kim oynadı? Tunay Torun. Yani oradaki sağ, sağ kenardaki Çaykur Rizespor'un ikilisi maçı kazandı. Saratçı ile önünde 10 yer kuruyla yani birebir orada oynadılar. 2-2 iki, o koridoru çok iyi kullanan Çaykur Rizespor Galatasaray'a üstünlük sağlayıp maçı kazandı. Fatih Terim buraya hamle yapmadı Ender. Esas giden mesela oradan bir sıkıntı var belli. Bütün direkt oradan geliyor, geliyorlar. Mariano'nun kanadından, Fegül'ün kanadından değil. Yani onun için Fatih Terim de formsuzluğu oyuncular kadar etkiledi Galatasaray'ı ilk yarı önde ne top tuttular ne ucunda çoğaldılar. Çünkü oyuncu profilleri, özellikleri ayrı ayrıydı Galatasaray takımının. Yani ucunda Onyekuru, Feguli, aynı şekilde Falco. Falco ilk 45 dakika neredeyse ayağına top değmeden bitirdi. Yani Onyekuru öyle, Feguli <laughs> öyle. Şimdi önde topu tutamadığınızda orta saha çıkamadı, savunma çıkamadı, ileride çoğalamadı. Daha rakibi kabullenen daha çabuk top kaybı yapan çünkü iki tane altı numarayla oynadı Galatasaray Seri Lemina. Bir de Ömer Bayram gibi çizgi oyuncusu orta sahada daralan becerisi olmayan bir oyuncu. Oyun aklı yoktu. Ya yani Belanda'yı beğenirsin beğenmezsin olabilir. Emre Akbaba olabilir. Yani daha farklı oyuncu deneyebilirdi. En son şunu söyleyeceğim. Şimdi hayat çok enteresan. Yani geçen sene Çaykur deplasmanında galibiyetle dönen Galatasaray Emre Akbaba sakatlanmıştı. Şampiyonluğun %95'ini o maçta kazanarak hem de geriden gelerek kazanarak şampiyonluğunu geçen sezon ilan etmişti. Bu sezon yalnız 3 puandan fazlasını kaybetti. 3 puan değil. Mustafa gibi önemli kaleci hem bu sezon oynamayacak hem seneye ne zaman oynayacağı soru işareti. Belki 10. 12. hafta oynayacak. Bununla beraber kaybettiği 3 puanla da şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Mucizelere Galatasaray takımı. Mucize artık. Erman abi devre arasında da beraberdik. Dedin ki eğer Galatasaray bu maçı kazanamazsa hiç bana daha fazla detay sorma şampiyonluk biter. Musteri'yi kaybetti, Andone'yi kaybetti, Dong, Adem cezalı ve iki rakip altışar puan önünde. Aynı noktada olduğuna eminim ama Şöyle bir e, ilk e, devre arasında izlemeyenler için ilk yorumlarını almak isterim. Şimdi Galatasaray'ın işi bitti şampiyonlukta. Artık o konuşmaya gerek yok. <laughs> Burada şey olan Muslera'nın sakatlığı. Muslera'yı arkadaşları sakatladı, rakip sakatlamadı. Sen öyle dedin. Evet, Muslera'yı sakatlayan arkadaşları. Yani bu kadar sorumsuz, vurdum duymaz. Ya Muslera'ya gelene kadar... 2-3 pozisyon daha oldu dikkat et. Orada da sakatlanabilirdi Mustara. Lan bir adama nereye gidiyorsun kardeş bilen deyin ya. İşte Serhatçı lan falan oralarda Bey kademe bey Yürüsen, bey Beyoğlu'nda yürüsen adam adama çarparsın ya. Yani bir yere gidene kadar vurursun adama bir dur, Beyoğlu'nda. Bir dur beya, bakalım beya dersin. antrenmanda o hunileri koyuyorlar ya. Lan yanından geçerken huniye vurur düşersin. Serhatçı da bakın ne demiş. Kalsanaylı oyuncular. Huni'den de kötülerdi Huni'den. Huni'lik yapamadılar Mustara'ya. Her pozisyon Mustara karşı karşıya kaldı. Galatasaray yüzünden kendini feda etti çocuk. Acaba arkadaşları utanırlar mı? O arkadaşlarından Galatasaraylı biri. Galatasaraylı futbolcular utanırlar hocam, mı? Hocam Seratçı o arkadaşlarından Vatandaşı. biri diyor ki ilk yarıda hakem bir penaltı uydurdu. Penaltı yoktu. Maçın dönüm noktası o haksız penaltı oldu Hocam, diyor. Bak. Hakem mahkeme sakın. Hakem hata yapmış olabilir. Konuşacağız. Ne Konuşacağız ama şu var abi ya Herhalde sanatçı bugün oynadı mı? Sağda mıydı? Kim o Saratçı ya? Oynadı mı Saratçı diye topçu vardı bugün? Lan utanır adam şunu konuşmaya sanatçı şunu konuşmaya utanır ya Ben Senin yerinden şey gibi Otoban yaptılar o yeni otoban yapıldı yani. Ya İzmir'e iniyorsun İzmir otobanı Senin otobanından daha zor ha Yağmur'da bağım burada kenara gidiyorsun sen bir otoban yaptın orayı. Anasını ağlattın Galatasaray'ın. Bir de utanmadan konuşuyor ya. Abi bunlar nasıl bu hale gelmişler? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hocam Galatasaray futbolculardan önce seneye Fatih Terim'in kendini sorgulayarak girmesi lazım. Futbolculardan önce Fatih Hoca'nın bu akşamdan itibaren aynaya bakıp ben nerede hata yaptım şarkısını koyup parçayı Devamlı o parçayı dinleyip önümüzdeki sezona hazırlanması lazım. Parti Şimdi e, Rize'den Trabzon'a geçti Ahmet Çağlar Yıldırım. E, hastaneden ilk görüntüleri veren arkadaşımız Trabzon'da hazır. E, hemen orada ne gelişmeler var, bize neler bildirecek? Ahmet Çağlar Yıldırım'a dönelim ve gelişmeleri ondan alalım. Evet Ender Bilgin, Mustera karşılaşmanın 15. dakikasında Çaykur Rizesporlu Milen Skoda girdiği ikili mücadelede sakatlandı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde burada yapılan kontrollerde Mustera'nın sağ ayak kaval kemiğinde iki kırığı oldu belirlendi. Alçıya alındı ve yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra da Mustera ambulansa konuldu ve şu anda Rize'den Trabzon Havalimanı'na getiriliyor ambulansla birlikte ve buradan hemen önünde bulunduğumuz Havalimanı G kapısından ambulansla uçağa getirilecek Fernando Muslera tabii bu karşılaşmada Andone'de sakatlık geçirdi sakatlandı onun da ön çapraz bağlarında yırtık olduğu belirtiliyor. Evet şu anda biz Havalimanı G kapısı önünde Mustera'yı taşıyan, getiren ambulansı bekliyoruz. Belirttiğimiz gibi Mustera ambulansla birlikte hemen e, Apron'da bulunan uçağa getirilecek. Ve e, takımla birlikte İstanbul'a e, uçacak Fernando Mustera. Şu anda e, Mustera'yı taşıyan ambulansın e, Trabzon Havalimanı'na yaklaşmış olduğunu e, belirtelim. Ve biz de bekleyişimizi devam ettiriyoruz. Trabzon Havalimanı G kapısı önünde. Sevgili evet, Ahmet Çağlar e, Yıldırım. birlikte olacağız sözü tekrar. Çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Orada senin bugün bir hayli işin var. Hem e, ambulansa hem Galatasaray takım otobüsünü karşılayacak Ahmet Çağlar Yıldırım. Andone'de bilemiyorum belki ayrı bir ambulansla mı getirilir. Kafileyle mi birlikte gelir? Andone'de çünkü çapraz bağlarında bir problem var. E, ama bütün gelişmeleri Trabzon Havalimanı'ndan Ahmet Çağlar Yıldırım bize iletecek. Görüntüler de yine takım oyununda olacak diyelim. Teşekkürler Ahmet döneceğiz sana. Hocam yarıda kalmıştık. Seratçı'dan biraz bahsediyordunuz. Bu arada bir stüdyo sineğimiz var değil mi? Bu stüdyo sinekleri enteresan hocam. Yıllar önce biz çocuktuk. TRT'de vardı hala var. Demek ki bunlar kadrolu eleman. Evet hocam. Ne olacak Nereden şimdi? başlayacağız? Şimdi e, Levent abi dedi ki e, Yaşar Kemal Uğurlu her şu arada şunu da belirtelim Rize Spor'un da hakkını teslim edelim. Canım. Ünal Karaman yönetiminde ilk galibiyetlerini aldılar ve Rize Spor e, hani e, puanını da 28'e yükselterek derin bir nefes aldı. Önemli Çok bir önemli bir galibiyet. 3 altın önemli altın puan önemli. bu. 3 puan, e, Rize Likte camiasını kaldı hani hakemi vesaireyi konuşmak. Rizenin hakkını Hakında teslim ben, tabii. etmemek anlamına evet. gelmiyor. Asla, asla. Onu belirtip öyle konuşalım. Zaten ben yazımda da Rize'nin fizik olarak, oyun olarak Galatasaray'ın çok önünde olduğunu söyledim. Bunu alkışlıyoruz. O bir problem değil. Ama bir kurallarda bir sıkıntı varsa tartışacağız zaten burada. Evet. Yani. Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik bir eleştirisi vardı. Siz neresindesiniz detaylandıracağız ama doğrudan hakemin tesir ettiği bir skor var mıdır? Ne düşünüyorsunuz hocam? Ya, bazı pozisyonlar var. Onları tartışırız da ben şunu söylüyorum yani 90 dakika seyrettiğimiz zaman bu maçın neticesi hakeme bağlanır mı? Hayır. Bağlanmaz. Bence de bağlanmaz. Abi bana bir tane oyuncu söyleyin ya sakatlarına kadar Mustara var gene bak. Evet. Sakatlanana kadar gene Mustara var. 15 dakika var. 10. Onun haricinde. Ya Mustara'yı Galatasaraylı oyuncular sakatladılar. Ya sen yani Mustara'ya gelene kadar bir rakip forvetin en az 2-3 darbe alması lazım. Bu tekme falan değil omuzla, baskıyla bilmem ne yani futbolcu zorlanacak oraya gelene kadar. Abi yani Bağdat Caddesi'nde geçsen bu kadar rahat gezersin Galatasaray defansız arasında. Böyle bir defans anlayışı var mı? Galatasaray takımının tamamında defans anlayışından bahsediyor. Takım savunmasını Yalnız söylüyor. defansında değil. Abi, tamamında. Değil. Takımın bütünü. Abi Galatasaray takımının bugün o futbolcusu Sahtekar oynadı. Sahtekar. Futbol sahtekarıydı. O biraz don donk hocam. O biraz oynadı. Eh, yani. Biraz. Evet. Futbol sahtekarıydı hepsi. Bu olmaz abi. Gere hocam, Bunun da sorumlusu Fatih İler. Terim'dir abi. Ben baştaki adama bakarım. Ya e, hocam da öyle dedi. Ben baştaki adama bakarım abi. Öyle yok öyle hikaye. Fatih Hoca. Bu takım bu haldeyse senin sorumluluğunda. Yani başkasının sorumluluğunda değil abi. Bu takım bugün reziller oynuyorsa bu netice alıyorsa Sorumlusu sensin Fatih Hocam. Önce kendini değiştireceksin. Fatih Hoca bu sene başından beri formsuz. Bu sene başından beri? Formsuz. Yani bakıyorsun Fatih Hoca'ya, formsuz. Geçen yılların Fatih Hoca'sı yok. Öyle veya İkinci böyle. İkinci yarı toparlandı ama... E bir 8 maçlık galibiyet serisi hocam vardı Galatasaray'ın. Şu beraberlikten Sen önce. Sen de söyledin hocam toparlandı diye. Ya hocaya. toparlandı ama Sen yani eski Fatih Hocam. Kendine geldi dedin hocam. Ya, biraz. de ama yine kopmuş yani. Bir yani, de ne, biraz. Bir de ne ama hocam bir, bir de Bu hocam. süreçte bir rahatsızlık ya, yaşadı. Ya, tamam bak, de... konu. Ender bir de bazı takımlar, kulüpler Galatasaray şimdi böyle bir kulüp. Seyircinin yarattığı o güçlü atmosferle yürüyen, giden kulüp. İşte son iki sezon şampiyonlukta bir numaraya seyirciyi koyarsın Galatasaray serisi Şimdi pandemi sonra seyirci de yok. O itici güçleri de yok. Ha, deplasmanda oynadılar ama takımın baktığında enerjisi de yoktu sahada. Yani Galatasaray'ın bundan sonraki 7 haftada zaten minimuma mucizelere kaldı artık şampiyonluk şansı. Yani kalmasa bile bazı takımlar böyle seyircisinin iteceği takımlardır. Evet. Onlar şampiyon yapar. Başta seyirci. Şimdi ondan da yoksun. Bunun da en büyük sıkıntısını deplasmanda seyircisi oynanan Çaykur Rizespor maçında gördü bugün. Bakın şimdi önümüzdeki yıl enteresan bir lig oynanacak şimdi söylüyorum. Gelecek gibi. Bak canım. gelecek yıl. Fatih Terim'in ne olacağı belli olacak önümüzdeki yıl. Fatih Terim bundan sonra teknik direktörden yapacak. Fenerbahçe yönetimi kalacak mı gidecek mi önümüzdeki yıl belli olacak. Beşiktaş yönetimi önümüzdeki yıl belli olacak. Bak bunlar çok net. Ne yapacaklar? İstanbul'un üç bu ülkeleri de. için Bak, bu kritik bir sezon diyorsun. Evet abi. Yani kimse hikaye anlatmasın bundan sonra. Fatih Hoca devam edecek mi? Antrenörlük hayatını bitirecek mi? Önümüzdeki yıl çünkü böyle giderse bitirecek. Fener Yönetimi böyle giderse kesin gider. Beşiktaş Yönetimi bu ağlamayla nereye kadar gider? O da gider. Bak ben sana söyleyeyim olacakları. Hocam çok acımasız arkadaki... geliyor. Hayır <laughs> abi ya ben size. ya bugünden söylüyorum müneccim değilim abi. Bir de Testi kırılmadan ben. Hocam bugün ya yani. inşallah kalırız, tartışırız. Ama o getirirsiniz. Tabii. Çok net ya. Ama sen iki dün, örnek verirken dün. iki takımın yöneticilerini örnek verdin, yönetimlerini. Galatasaray'ın teknik heyetine verdin. Evet. Galatasaray yönetimini evet. vermedin mesela. Hayır. Vermedi. Yani. Vermedim. E tabii. Ya bak ikisi çok Vermedim. farklı şey. Vermedim abi. Sonuçta Galatasaray yönetimi Galatasaray... Fatih tekrardan bir bütünlük sağlar. Ama öbür taraf sıkıntı şu teknik adam bulamıyor. Bak şimdi ben yorum mu yapıyorum? Murat güzel yap, oy bir yorum özel özel ama gidiyorum. ben ayrıntıyı söylüyorum hocam sana. Yani Fatih Hoca için önemli bir yıl devam ederse karar verecek. Böyle giderse olmaz.